Merhaba arkadaşlar, Food Coach burada. Yepyeni bir EFC 24 videosuyla karşınızdayım ve hepiniz hoş geldiniz. Bugün YouTube özel 50 tane 82 pick yaptık. Bunları hızlı hızlı açacağız. Bakalım 50 taneden neler gelecek. Tabii şu anda paketlerde 200 tane özel oyuncu, 20 tane civarında footies yeni paket oyuncu olduğunu düşünecek olursak bol bol bize ne derler özel oyuncu atması lazım. Mbappe'nin 98'lik kartı, Messi'nin 99'luk kartı ve Salah'ı vesaireyi çok istiyoruz tabii ki. Umarım onlardan birini vurabiliriz ama bakalım neler gelecek. Bu YouTube özel video oldu. Yani canlı yayında falan yapmamış olduk. Böylece canlı yayında yapmadığımıza göre yayıncı şansı işi olmayacak demektir. Çünkü bunları nasıl yaptık? Ondan da birazcık bahsedeyim. Güzel 92 ile başladık. Bunları günlük gümüş bronzları yaptıktan sonra günlük altın SBC'sini, 10 kere tekrar edilen SBC var biliyorsunuz, onu yaptım. Onunla birlikte gelen kopyalarla birlikte, işte daha önce oyunda kazandığım altınlarla tekrar pick yapmaya başladım veya paketler açmaya başladım. Açtığım paketlerden gelen 88-89'ları şeyde değerlendirdim, takaslarda değerlendirdim. Takaslarda değerlendirdikten sonra oradan gelenlerle işte kulübüm altınla dolmuş oldu. İşte oradan tekrar takas yaparken işte 88-89 geliyorsa bunları tekrar takaslara verdim. Ben sadece 88-89'ları yapıyorum. Neden öyle yapıyorum? Çünkü geri kalanlarıyla SBC yapıyorum. Yani SBC'ler vesaireler yapıyorum. Şu anda SBC'leri kolayca yapmanın bir yolu kesinlikle bu. Ama eğer ki hiç SBC yapmıyorsanız 85'ten itibaren ne varsa bunları götürüp takaslara verebilirsiniz. 85, 86, 87, 88, 89 ve bol bol altın kartınız olmuş olur. Altın kartlara da 82 pik yapmak çok kolay olacaktır. Şu anda şöyle söyleyeyim, bayağı kötü gidiyor aslına bakarsanız. Yani 4 tane özel kart çıktı sadece ama reytingler fena değil. Dedik, kopya oyuncuya gitmiyorum ben, yüksek reytinge gitmeyeyim ama birazdan mecbur kalabiliriz. 82 pikle ilgili şunu söyleyeceğim. 82 pik kesinlikle 81 pikten çok daha iyi. Ama bu dönemlerde bak şu anda da yaşıyorum. Böyle bir 10 tane falan üst üste altın oyuncu gelmişti. 82'ler, 83'ler, 84'ler gelmişti. Oluyor. Çok garip bir şekilde normal dediğim gibi aslında çok sayıda özel kart var paketlerde. İşte bazen de şöyle geliyor. 86, 87 ve 89 geliyor. İlginç yani çok random olduğunu söylemek lazım. Çok şans eseri şeyler oluyor şu anda. Şimdilik iyi değil. Umarım bir tane footies, en az iki footies bu 50 pikten çekebiliriz. 3-4 tane footies kartı çektim. Barella'yı vesaire çektim. Sanki şanslar biraz arttırılmış gibi gözüküyor. Umarım burada olur diyeceğim ama şu anda tabii ki daha önümüzde çok sayıda pik var. Umuyorum buradan şeyler gelecektir. Fakat ne zamanki çok ümitleniyoruz, ne zamanki beklenti oluşuyor, işte o zaman sıkıntı oluyor. Bu arada Team of the Week'lerden bahsetmek istiyorum. Artık herhangi bir şekilde Team of the Week gördüğünüz gibi pik vesaire yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü inanılmaz böyle sapık gibi 30 kartı atıyor. Team of the Season'lar paketlerde çok sayıda var. O yüzden de fiyatları da bayağı düştü dağlardan. 15-16K'lara düştü. Bu yüzden de şey yapmamak lazım. Yani çok kafaya yoracak bir şey yok. Çok rahat SBC'ler bitebilecek noktada. Dün yayında birisi Trezeguet'den bahsetmişti. İşte 10 kere çektiğinden falan. Ben o kadar çekmedim aslında. Sizin çok çektiğiniz bir kart var mı? Ona bakalım. Benim en çok çektiğim kart Surlot kartı ki burada da gelmeye başladı. Ki memnunum 89'ları takasa verip tekrar 51 tane altın oyuncuya çevirebiliyoruz. Takaslar SBC'ler, kadro kurma görevlileri sekmesinde bulunuyor zaten. Bir hızlanmıştık ama tekrar bir yavaşlıyoruz gibi sanki. Bakalım. İnşallah. Evet, gördüğünüz gibi tot kartları çok fazla geliyor. Bunları ben 84-10'larda kullanıyorum. Ve ilk şeyimizi çekmiş olduk. İlk footies'imizi çekmiş olduk. Gayet güzel. Footies footies'dir. Hiç ayrımı yoktur. Bir şeyler, çünkü şöyle bir durum var tabii. İnsanlarda şöyle şeyler oluyor. Hani hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şeyden kasıt, mesela bize hiçbir şey çıktı mı
aslına bakarsan işte bakın Ramos da geldi şimdi. Bayağı bir şey geldi ama hani hayal ettiğimiz inanılmaz yüksek seviyede diyeceğimiz bir şey evet gelmedi. O biraz üzücü kısmı ama bu da oyunun geldiği nokta. Yani oyun böyle ama hep böyleydi. Yani her zaman şöyleydi. İnsanlar birazcık karıştırıyor biraz tersten. Otam yapalım. Derken bir de bir. Yani hiçbir zaman böyle en üst kartları 10 milyonluk, 20 milyonluk kartları patır patır çekememiştik. Ama promodaki o orta seviye kartlar çok çıkabiliyordu. Yani paketleri getirince çok açarsanız mutlaka biliyordunuz ki o kartlardan birini çekeceksiniz. O 1 milyonluk, 600 kaldık, 800 kaldık. 2 yıldır bunlar da pek çıkmıyor ve son 2 paket, bu son 2 pik bakalım özel bir kart. Bir tane finalimizi bir footies'le olur mu? Final Jimenez'le oldu. Hemen bir gir çık yapalım. Gir çık yaptığımızda sıralamasını düzeltmesi lazım ve en yüksekten en düşüğe doğru. Kaç tane özel kart var bir kere ona bir bakalım. Burada 10 tane var. 11 tane özel kart. 12, 13, 14, 15 tane. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz, nasıl çıktı? Bana göre çok ortalama geldiğini düşünüyorum ben. Süper bir şey var mı? Süper bir şey de yok. Bir tane Kohler kopya olarak çektik. Fakat bunlar da tabii ki yeniden SBC'lere verip 84 onu vesaire verip ki bugün cumartesi, bugün çok kritik bir content de var. Siz bu videoyu izlediğiniz hangi gün olur onu bilemiyorum ama belki bunları yeniden paketleri çevirip, yeniden pikleri çevirip, yeniden bir şeyler çekebileceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Geldiğiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.